Harici depolamada iş artık öyle bir yere geldi ki 1 terabaytlar 2 terabaytlar bizi kurtarmaz oldu. Neden? Çünkü oynadığımız oyunların boyutu büyük, izlediğimiz filmlerin boyutu büyük, kullandığımız programların boyutu büyük. Bu aşamada devreye 4 terabayt ve üzeri seçenekler giriyor haliyle. Bunu da bize piyasada sunabilen tabii birkaç firma var ama tabii Western Digital ve Seagate gibi önemli markaların hard diskleri bulunuyor. Ben daha önce Seagate'i kullanmıştım bir kere. O yüzden de Seagate benim için seçeneklerin arasında yoktu. Ben de bunun üzerine gittim Western Digital'in WD Elements serisinden bir 4 terabaytlık hard disk satın aldım. Şimdi isterseniz sizi çok fazla bekletmeden hemen bir kutu açılışına geçelim. Böyle bir kutu içerisinde geliyor hard diskimiz. Şöyle hemen kutu açılışını gerçekleştirelim. Bu garanti ile ilgili olan kağıdımızı, daha doğrusu herhalde bu Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu diye geçiyor. Üstüne yapıştırmışlar. Açılışımızı gerçekleştirdik. Gayet güzel bir şekilde gördüğünüz gibi korumaları etrafına sarılı bir şekilde geliyor. Tahmin ettiğimden de biraz küçük. Videonun başında söylemiştim, daha önce Seagate kullandım. Seagate biraz daha boyut olarak bundan büyüktü. Ağırlık olarak da şöyle bir bakıyorum, Seagate ile hemen hemen aynı ağırlığa sahip diyebilirim. Kenara koyuyorum ve kutu içeriğinde başka ne var diye bakıyorum. Şu tarafta adaptörümüz, burada İngiltere'ye uyumlu ağızlıkla geliyor. Şurada da özel bir ağızlık koymuşlar içerisine. Diş ağzı mı diyelim, ne diyelim, siz karar verin. Neyse, bunu da kenara koyuyorum. Bunun haricinde bir tane de bilgisayara bağlantı USB 3.0 kablo çıkıyor. Şimdi hard diskimizi MacBook'umuza bağladık. MacBook'a bağlamamın özel bir sebebi var. Çünkü hard diski aynı zamanda hem Windows'ta kullanacağım hem Mac'te kullanacağım. Bunun için de şöyle bir şey yapmam gerekiyor. Şuraya disk izlencesi yazıyoruz. Ve buradan Element'i seçiyoruz. Bir kere ilk başta bir format atılacak. Yani siz bunu normal Windows'a taksanız da bu böyle olacak. Şuradan sile gelip şu biçimden exFAT'i seçiyoruz ve sil diyoruz. Silmeye başlıyor. Bitti. Elements'e tekrar geliyoruz. Gördüğünüz gibi exFAT'e döndü. Şimdi hemen hızlı bir şekilde bir diskimizle ilgili bir hız testi yapalım. Başladık. Şu an yazma hızını görüyorsunuz sol tarafta. 175 megabayt saniye gibi bir yazma hızı gösteriyor ve toplam skorlarda aynen gördüğünüz gibi. Sağ tarafta gördüğünüz de şu an okuma hızını gösteriyor. O da hemen hemen aynı. Hard diskimizin hem hız testini yaptık hem de hem Mac'e hem de Windows'a uygun şekilde nasıl kurulacağını gösterdik. Kutu açılışını yaptım. Umarım yararlı bir video olmuştur. Dediğim gibi bu ürünün kutu açılışını ben herhangi bir Türkçe YouTube kanalında göremedim. Aslında bir hard diskin kutu açılımı mı yapılır diye soruyor olabilirsiniz ama bence gerekli. Yani ben kendi açımdan bununla ilgili bilgi ararken herhangi bir Türkçe kaynağa ulaşamamıştım. Bu açıdan başkalarına da faydalı olacağını düşünüyorum. Bu videodan şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.